eder Maraş'ta. Benim nama duman tüter Sivas'ta. Benim nama Hınzır Paşa en başta. Benim nama Mehli Beyin hep yan. Dert ehliye nasıl bulacak? Vay vay vay. Bugün yani 24.07.2010 tarihinde Mazgirt Çoban Baba mevkiinde yapılan Cemevi töreni için tüm canlar, tüm Mazgirtler törene katılmak için burada vücut bulmuşlardır. Az sonra törenimiz başlayacaktır. Cemevi töreni ve aynı zamanda Cemevi temelini atmak için yapılan bu törende yine kesilen bu kurbanlarla yapılan bu aş, bu lokma tüm canlara yenilmek üzere sunuldu. Şimdi canlarımız bu lokmayı paylaşıyor. Deli dedemiz tarafından da yemek duası alındı. O da ben de kaynak istedim. Kaynak var mı? Ve bu lokma tüm canlara afiyet olsun diyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Emekleri daim olsun. Evet, bu sevgili genç kızlarımız da gördüğünüz gibi hizmet sunmaktalar. Bu genç kızlarımızın da şansı, tahtı, bahtı güzel olsun. Emekleri daim olsun, hizmetleri kabul olsun. Herkese nasip olsun diyoruz. Evet Güler abimiz, duygularını alabilir miyiz? Evet, Allah hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah hayırlı olsun, sağ olasın. Var olasın. Bir de bunu istiyorduk. Cemevi yapılmasına çok memnun olduk. Çoban Baba da böyle. Sağ olun. Düzenleyenlere teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Değil mi? Değil mi? Sorusu var abi. Evet, canlarımız da lokma sırasını bekliyorlar. Canlarımıza da nasip olur inşallah bu lokma. İnşallah, inşallah hep beraber. Vallahi sizinle gururluyuz. Yani Nazmiye'deki gibi, Düzgün Baba'daki gibi bir yarış görmüyoruz. Sizlere de bu yakışıyor. Teyze, sen ne diyorsun bugün için? Ya teyze, ya, Allah helal etsin, Allah onu helal etsin. Değerli konuklar, GDP'de yemeğimiz var. Herkes ricamımız olacak. Bu yüzden bizden ricam. Bizden ricam bu yemek. Ablam sen ne diyorsun? Türkçe konuşabilirsin. Dersimde konuşabilirsin. Zehru Henke bir memnun. Dünya yemin ha. Bana Rose herkesle ben anasıyım. Rica ediyorum. Yemek terbi sağlığını. Yemek terbi sağlığını başlatalım. Hak racı bu. Başarıların devamını diliyoruz. Başka ne diyelim? Herkese yeterli yemeğimiz var. Kimseye açmayacağım. Sıma Vesve, hak racı bu. Dua sıma ki kavlu bu. Sıma ki ne çelikliyim. Najni, bu savana Najni. Ulan ne var neyini kala, kavuşasın. Serven, naroz et. Tutçu düşürmüş bana. Ma, kavuşasın mı da kala, kavuşasın mı dedim. Tekrar ediyorum. Dua Vesve. Devam eder Maraş'ta. Yaşamıyla, felsefesiyle dünyaya ışık tutan bir toplumun inanç ve öğretisini geliştirmek, yaşatmak adına atılan çok önemli bir adım. Bugünkü etkinliği düzenleyen tüm canları tebrik ediyorum, hepsini saygıyla selamlıyorum. Tüm dostlarımıza, tüm canlarımıza en içten saygılarımı sunarak bir deyişle bir katkıda bulunmak istiyorum. Thank you.
olsun ecelinden, ecelinden. Ben filanım diye göğsünü germe, göğsünü germe. Kurtulmazsın ecelinden, ecelinden. Deli dede, buyurun oturun. Geçin oturun. Hani Meryem, hani oğlu İsa, oğlu İsa. Elinde ejderha olurdu asa. Polat kavmi ile ediyorum. Can dostlar, günlerdir burada emek veren Sırf Çoban Baba Derneği yöneticileriyle birlikte sabahtan akşamlara kadar dinlenmeden, yorulmadan emek veren, Mazgirt'teki tüm çalışmalara yüreğiyle çok zor şartlar altında katkı sunan, çok değerli, yüreğimizin bir parçası olan Belediye Başkanımız Sayın Tekin Türkeli'yi de sevgiyle, saygıyla selamlayarak ona da başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bu coşkulu günü, bu güzel günü bizimle paylaştığınız için. Bir gün alır götürürler evimden. Hakkın kelamını koyma dilinden. Kurtulamam Ezrail'in elinden. Dünya donanmalın olsa ne fayda? Türbemizin tarihçesini, genel bilgileri sizlere aktarmak üzere ben Sayın Veli Güler'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Hepinizin bildiği gibi Tunceli erenler diyarıdır. Evliyalar diyarıdır. Anadolu'nun her köşesine Tunceli'de eren ve evliyalar dağılmışlar. Herkesin çok önemli bildiği, tanıdığı eren evliyalarımız var. Mesela başta Avuçan, Sarı Saldık, Kurunç Baba, Baba Mansur, Devriş Beyaz ve Seyit Sabun. Daha çok ismini sayamadım. Eren evliyalarımızın burada mevcut olduğunu hepiniz tarafından yaşadınız. Bize neyi öğrettiler?
insanlığın insanlık kurallarını öğrettiler. Önce her şeyin merkezine insan koydular. İnsanı koydular. İnsanın ırkına, dinine, rengine, şekline bakmadılar. İnsan oluşu yeter. Çünkü bu felsefe bizim yüce önderimiz olan, Ehl-i Beyt'in de başı olan Hazreti Peygamber ve Hazreti Ali'den bize mirası aldı. O kadar güzel öğütler veriyor ki, karşındaki düşmanın da bir insan olduğunu unutma. Sana ağır geleni başkasına kullanma. Sana ait olanı alma. Ve bugüne kadar bu felsefeyle yoğrulduk, bugüne kadar geldik. 1960'lara kadar hiçbir Alevi köyünde mahkeme yoktu. Aleviler kadın boşamaz. Aleviler insan haklarına riayet eder. Çünkü Alevilerde nikah bir pire teslim olmak kadar efsaldır. Bir Musa'yı tutmak kadar efsaldır. Bunun içindir ki biz o nikah masasına oturduğumuz zaman pirin huzurunda şunu söylüyorduk. İyi günde, kötü günde birbirinize sahip çıkacağınızı, birbirinize hiçbir zaman hile ve yanlışlık yapmayacağınızı söz ve ikrar veriyormuşsunuz. Bir de türbeye astığımız seceresi var. Nereden geldiğini, kimin evladı olduğu açık ve net şekilde orada bildirilmektedir. Orada biliyoruz ki Seyit Çoban, İmam Musa-i Kazım evlatlarında İbrahim Murtaza'nın oğludur. Seyit Çoban'ın çok farklı dedeleri vardır. Bu dedeler çok önemli kurumlarda da görev yapmıştır. Bunlardan birkaçı kadılık, yani bugünkü hakimlik müessesinde adaleti dağıtmıştır. Sancak beyliğini yapmıştır. Burada vakfiyelerinde hiçbir insan ayrımı yapmadan o vakfiyelerinde insanlara her türlü kapısını açtım, sandım ki cennete düştüm. Bahçanın değerli canlar, büyük bir duygu yoğunluğu içindeyiz. Kısa zaman zarfı içerisinde böyle bir organizasyonu nasıl yaptık, nasıl Cemal Cemal'a durduk, gönül gönüle durduk, bunu kısa ve öz bir şekilde size anlatmak istiyorum. Toplumların varlığı binlerce yıllık kültürleriyle canlılığını korur. Kültür, insanın varoluş koşulunun temelidir. Kültürden uzaklaşmak, uzaklaşan birey aynı zamanda toplumsallığından da uzaklaşmıştır. Asimile olmuş, savrulup, geleceğini göremeyen, ütopyaları yıkılmış, kendine yetmeyen, başkasının gölgesine sığınan, kendine yabancılaşan, rahatlıkla hareket ettirilebilen, kişiliksiz bir var olan toplumdur. Dikkat ederseniz, zalimin yanında yer almadık, devamlı mazlumun yanında olduk. Kendimizi sürekli haktan gördük, icazet beklemedik. Dileklerimizi, isteklerimizi, en masumane inançlarımızı dile getirirken zamanın kadıları zinhar katli vaciptir urun kellesini dediler. İnsanlara can dedik, kadın erkek ayrımı yapmadık. Pir sultan olduk, asla zulme kusmadık, tehditlere boyun eğmedik. Hızır Paşa'nın sofrasında oturmadık, itlerimiz bile haram yemedik. Yaşamı vadet-i vücut penceresinden gördük. Evet, ve dedik ki... duygularını almak üzere Sayın Belediye Başkanımız Tekin Türker'i buraya davet ediyoruz. En içten samimi duygularımla hepinizi selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Değerli canlar, gerçekten çok duyguluyum.
Bundan aşağı yukarı 6 ay öncesine Veli Dede ile bir görüşmemiz oldu. Biz bu ilçemizdeki, bu evliyalar diyarındaki yaşayan halkımıza nasıl bir hizmet sunarız noktasında görüşmelerimiz oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize büyük umutlar verdiler. Şimdiden şu ana kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Her canlı varlık kendi kökü üzerinde yükselir. Bütün toplumlar da kendi geçmişiyle ve kendi geçmişini geleceğine taşımakla var eder. İşte bunlar bizim geçmişimizdir, bizim gerçekliğimizdir. Ve bizim toplumumuz bu etkinliklerle, bu hizmetlerle geçmişteki olan geleneklerimizi, örf adetlerimizi geleceğe taşımak için de işte Veli Dede gibi ve bu derneklerimizle ilgili olan biraz daha geliştirerek geçmişimizi geleceğe taşımak için sevelim, sevelim, coğrafyamızı sevelim, kendimizi sevelim. Ancak ki eksiklerimizi bu şekilde giderebiliriz. Tekrardan ayağınıza sağlık. Allah hayırınızı kabul etsin. Hoş geldiniz. Tekrardan hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi öpüp de başıma koyduğum, ekmek gibi mübarek saydığım memleketimin bu şirin ilçesi Mazgirt'in değerli sakinleri ve kilometrelerce uzaklardan bugün buraya bu havayı teneffüs etmek için gelen çok değerli konuklar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle güzel bir ortamda bulunmaktan, kardeşlik kokan bir ortamda bulunmaktan ve onca yol zahmetine katlanıp çok uzak yerlerden buraya gelmenizden, bizimle beraber olmanızdan dolayı gerçekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bugün burada Çoban Baba'nın vesilesiyle, Çoban Baba'nın yüzü suyu hürmetine toplanmış bulunuyoruz. Ben şimdiden sizlerden özür diliyorum. Bugün belki buraya gelen konuklarımıza çok güzel bir ortam sağlayamadık. Biraz şartlarımız ilkel. Ancak Sayın Belediye Başkanımız, çok değerli Veli Bey, büyük gayretler gösteriyorlar. Burada bir projemiz var, Cem Evi projemiz. İnşallah bir dahaki seneye buraya geldiğimizde sizlere çok daha güzel imkanlar sunabileceğiz. Burada bir Cem Evimiz olacak, daha güzel şartlar olacak. Burayı bir cazibe merkezi haline belki getirebileceğiz. İşte o zaman belki Çoban Baba Festivali adı altında daha büyük çapta hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik düşüncelerin etkisinde kalmadan sadece ve sadece manevi yönümüze, hissiyatımıza, duygularımıza hitap eden etkinlikler gerçekleştirebileceğiz. Belki bu etkinlikleri gelenek haline getirebileceğiz. Ben inşallah bunu temenni ediyorum. İnşallah başarırız. Malumunuz içinde bulunduğumuz bu günlerde ülkemizin ihtiyacı olan birlik, beraberlik, kardeşlik ve barıştır. Bu duygular aslında Anadolu insanın her zaman içinde, yüreğinde olan duygular. Yalnız maalesef bazı çevre... Hak bana bir ömür vermiş, ömür vermiş boşu boşuna. Boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, bir can girmiş boşu boşuna.